İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 9. sınıf yazılı notlarının içinde hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Mükemmel bir konuyla yine karşınızdayız. Bugün Emevileri, Endülüs Emevilerini, Abbasi Devleti'ni ve Abbasi Devleti'nde yaşayan Türkleri birlikte ele alacağız. Hazırsan kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi biz konuda neler göreceğiz? Emeviler dönemindeki siyasi gelişmeleri. Daha sonrasında arkadaşlar yine bu dönemde Emevilerle birlikte İslam devlet ve toplum yapısına meydana gelen değişimleri, mevali siyaseti ve sonuçlarını, Müslümanlar tarafından gerçekleştiren ilk İstanbul kuşatmasını, Endülüs Emeviler dönemindeki önemli gelişmeleri, Abbasiler dönemindeki önemli gelişmeler, Abbasiler ile Türkler arasındaki ilişkilerin gelişimi ve sürecini, Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletlerini ve mevali, Şuabiye, Samara, Avasım ve Tevail mülk kavramlarını birlikte ele alacağız. Dedik ya, güzel bir konuyla karşınızdayız. Hadi bakalım hız kesmeden devam edelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar konuyla ilgili kavramlarımız var. Onları bilmem gerekiyor. Peki neler bunlar? Hadi gelin birlikte bakalım. Mevali demek Arapçada arkadaşlar ne anlama geliyor dersem köle anlamında gelecek. Emeviler tahta çıktıklarından itibaren Arap olmayan Müslümanları bir nevi köle gözüyle ne yapmışlardır? Bakmışlardır. Peki mevali politikasının genel açılımı nasıldır dersek, özgür köle, İslam devletlerinde Arap olmayan Müslüman halk, Emeviler devletinde izlediği Arap olmayan Müslüman tebaayı ikinci sınıf bir vatandaş olarak gören ırkçı siyaset olarak ne yapılmakta? Ele alınmakta diyeceğiz. Geldim Şuabi'ye. Şimdi siz mevalip davranıyorsunuz, insanları aşağılıyorsunuz, insanları ikinci sınıf olarak görüyorsunuz, Arap olmayanları. Bunun üzerine arkadaşlar Arap olmayan milletlerin birleşerek mevali politikasına karşı geldiği akıma biz Şuabiye akımı diyeceğiz. Geldim Samara'ya. Samara dediğim yer neresi? Aslında bir nevi Samara ve arkadaşlar Avasım bir nevi devlet olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Samara, Abbasi halifesi Mutasim tarafından Bağdat yakınlarında özel olarak kurulan şehirdir. Avasım ise Ber Mehteri arkadaşlar, biz Türklere için kurulan şehirler olarak bileceğiz. İslam devletleriyle Bizans İmparatorluğu arasında bulunan ve Abbasiler döneminde Türklerin yerleştirmeye başlandığı müstahkem sınır kentleri olarak ne yapılır? Bilinmektedir. Geldim Tevail Mülk'ten bahsedeceğiz. Tevail Mülk ise Abbasi Devleti'nin merkezi otoritenin zayıflamasıyla birlikte ülkede ortaya çıkan irili ufaklı devletlere ise Tevail Mülk Devletleri olarak ne yapmaktayız? Ele almaktayız değerli arkadaşlarım. Şimdi geldim ilk devletimizden bahsedeceğiz. Emevi Devleti'nin önce sınırlarını görüyorsunuz. Aslında Emevi Devleti'nin en geniş neylerini görmekteyiz? Sınırlarını görmektesiniz. Peki Emeviler toplum olarak nasıl ortaya çıktılar? Gelin bundan bahsedelim önce. Biliyorsunuz ki Hazreti Ali'nin hariciler tarafından öldürülmesiyle birlikte Şam valisi Muaviye neyini ilan eder? Halifeliğini ilan etmiştir. Ve artık halifeliği ilan etmesiyle birlikte İslam Devleti'nin yeni adı Emeviler olarak ne yapılmakta? Bilinmektedir. Peki şimdi geldim. Şimdi arkadaşlar hatırlayın. Nereniz güçlüyse ya da siz nerede güçlüyseniz orayı başkent ilan edersiniz. Nitekim Ali arkadaşlar, Hazreti Ali Kufe'yi ne yapmıştı? Başkenti ilan etmişti. Muaviye ise başa geçtiğinde neresini ilan etmiştir dersek, Şam arkadaşlar Emevi Devleti'nin başkenti olarak ne yapılmaktadır? Kabul edilmektedir. Kurucusu olan arkadaşlar Muaviye, bakın hemen buraya Muaviye yerleştiğiyle birlikte arkadaşlar makamı tekrar Ümeyyeoğullarına geçmiştir. Hangi makam Ümeyyeoğullarına geçiyor? Tabii ki biliyorsunuz ki Hazreti Ali'nin ölümüyle birlikte ne elimize geçecek?
halifelik makamı kimin eline geçiyor? Muaviye'nin eline ne yapmıştır? Geçmiştir. Muaviye arkadaşlar ilk yapacağı icraatlardan bir tanesi Peygamber Efendimizin hadisi şerifini gerçekleştirmek istemesi olacaktır. Neydi Peygamber Efendimizin hadisi şerifi? İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden askerler ne güzel askerler demişti. Fakat o şerefe kim layık olmuştu? Sultanlar Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han. Muaviye döneminde İstanbul iki defa kuşatılıyor. Fakat arkadaşlar tabii ki Fatih'in öncesinde kuşatmaların hiçbiri başarılı olamayacak. Ama arkadaşlar burada görselde de gördüğünüz gibi Eyüp el Ensari arkadaşlar. Kimden bahsedeceğiz? Eyüp el Ensari, yani el Ensari diyelim buraya. El Ensari'nin yanı sıra tabiri caizse sizin bildiğiniz kişi kim? Eyüp Sultan olarak ne yapmaktasınız? Bilmektesiniz. Peki nerede yer almaktadır dersek, tabii ki Eyüp Sultan mezarı İstanbul'da nerede bulunur? Tabii ki Eyüp Sultan'da arkadaşlar. Bugün İstanbul'a giderseniz Eyüp Sultan'ın mezarını ziyaret edebilirsiniz. Hatta garip bir hikayesi vardır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedeceği sırasında tabii ki istediği sonuçları alamaz bir türlü. Rüyasında bir anda Eyüp Sultan'ın mezarını görür. Bir kazarlar ki gerçekten de arkadaşlar Eyüp Sultan'ın mezarını bulmuşlardır. Yani bu bir nevi Osmanlı ordularına güç ve moral depolayacaktır. Ve İstanbul 1453 yılında fethi edilir. Muaviye öldükten sonra ise devletin başına arkadaşlar oğlu Yezid geçer. Burada bir farklılık var. Hatırlayın, 4 halife dönemi için biz ne demiştik? Cumhuriyet devri demiştik. Çünkü 4'ü de neyle başa gelmişti? Seçimle başa geleceklerdi. Fakat Muaviye başa geçtiğinde diyor ki ben öldükten sonra oğlum kim başa geçecek? Yezid neye geçecektir diyor. Başa geçecektir. Yani halifeyi tayin etmiştir. Bir nevi aslında arkadaşlar halifelik makamı babadan neye geçer? Oğula geçer. Biz buna ne diyeceğiz? Saltanat dönemine ne yaptı? Dönüştü diyeceksiniz. Durumdan memnun olmayan Kufeliler, yani aslında bir nevi Hazreti Ali taraftarları, Hazreti Hüseyin'i Kufe'ye çağırmışlardır. Fakat Hazreti Hüseyin arkadaşlar bu dönemde Kufe yoluna düşerken Kabe, yani daha doğrusu Kerbela diye adlandırdığım, bakın Kerbela diye adlandırdığım bölgede neye düşürülür? Pusuya düşürülmüştür. Pusuya düşürülmesiyle de birlikte arkadaşlar ne olacaktır dersek, bu dönemde Hazreti Hüseyin günlerce susuz bırakılmıştır. Yetmemiş, Hazreti Hüseyin'in kafası kesilerek Hazreti Hüseyin'in kafasıyla top oynanacak. Bunun üzerine İslam dünyasında arkadaşlar mezhep ayrılıkları kesinleşmiş olacak ve İslam dünyası Şii ve Sunni olmak üzere iki tane önemli mezhebi ortaya ne yaptı? Çıkarttı. Peki Şii mezhebi neydi? Sunni mezhebi neydi diye sana soru gelirse, Şii mezhebi Hazreti Ali taraftarları, ama arkadaşlar Sunni grubu sorarsak da ne diyeceksiniz? Muaviye taraftarları olarak ne yapmaktayım? Bilmekteyim diyeceğiz. Geldim. Şimdi Abdülmelik, yani Emeviler dönemindeki Abdülmelik döneminde ise ırkçılık faaliyetleri daha da hızlanmaya başlayacak. Resmi yazışmalarda arkadaşlar Arap olmayanlara bile diyor ki kardeşim Arapça ne olacaktır? Zorunlu yazışma dili haline gelecektir. Hem devlet işlerinde hem arkadaşlar yazışmalarda Arapçayın resmi dil olarak ne yapacaksınız diyor, kabul edeceksiniz. Demek ki ben bunu gördüğüm zaman milli, yani milliyetçi bir karaktere sahip olduğunu göreceğiz. Aynı zamanda yine Abdülmelik döneminde ilk İslam Arap parası basılacak. Bu sayede Bizans ve Sasani paralarının ülkedeki etkisi ne yapılmıştır? Kırılmıştır diyeceğiz. Abdülmelik döneminde Arap alfabesini resmi işlerde zorunlu kılması ve ilk İslam Arap parasını bastırması onun nasıl bir karaktere sahip olduğunu gösterir dersek, milliyetçi arkadaşlar bir karaktere sahip olduğunu göstermektedir. Peki gelelim Emevilerde fetihler ne durumdaydı, ondan bahsedelim. Velid döneminde hem Maveraü'n-Nehir'de fetihler yapılmış, yani aslında iki nehir arasında fetihler yapılıyor Türklerin bulunduğu bölgelerde, hem de Musa bin Nusayr komutasındaki Kuzey Afrika'da arkadaşlar nereye kadar uzanacağız? Atlas Okyanusu'na kadar uzanacağız.
Artık arkadaşlar Afrika coğrafyasına, Arap coğrafyasına İslam devleti sığmaz olur. Yine bir komutan göreceğiz. Kimdir peki? Tarık bin Ziyad arkadaşlar. Ziyad komutasındaki ordu ne yapacak arkadaşlar? Avrupa'ya doğru yola çıkacak. İşte arkadaşlar komutasındaki ordular Kadiks Savaşı'nı yapacak. Kimlerle arkadaşlar? İspanyollarla ve böylece nereye fethedeceğim? İspanya'yı fethedeceğim. Hatta şöyle bir tabir var. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama gemileri yakmak diye bir tabir vardı. Gemileri yakmak. Nedir peki gemileri yakmak? Tarık bin Ziyad arkadaşlar geldiği gemilerin hepsini yakıyor. Diyor ki ya biz Avrupa'yı Müslüman hale getireceğiz ya da biz bu uğurda öleceğiz diyor. Yani gemileri ne yaptık diyecek, yaktık diyor. İşte bu yüzden de arkadaşlar önemli bir unsur olarak ne yapmaktayım ben bunu bilmekteyim. Hişam döneminde ise İslam orduları arkadaşlar Franklarla hangi savaşı yapacak? Puatya neyini gerçekleştiriyor? Savaşını gerçekleştirecek fakat Puatya Savaşı'nda İslam orduları ağır bir yenilgi almış ve böylece arkadaşlar ne yayılmasının anlayamayacaklar. Avrupa'da İslam'ın yayılamayacağı ne yapılmıştır değerli arkadaşlarım? Anlaşılmıştır diyeceksiniz. Şimdi geldim. Emeviler döneminde en parlak zamanlar kimler zamanında yaşandı? Halife Abdülmelik ve Velid dönemi Emevilerde en parlak zamanın yaşandığı dönemdir. Adaletinden dolayı 2. Ömer, 5. halife gibi sıfatlarla da anılan bir halifeyi duyacaksınız. Kimdir arkadaşlar bu? Dersem aklınıza Ömer, Abdül arkadaşlar, Aziz ne yapsın? O arkadaşlar gelsin diyeceğiz. Şimdi mevali kavramı ve Emevilerin mevali siyasetinin ne olduğuna birlikte bakalım arkadaşlar. Şimdi mevali azat edilmiş bir köle anlamına geliyordu. Mevali ilk İslam fetihlerinden sonra Müslüman olan ve çoğunluğu Türk, Fas, Berberi ve Kıpti unsurlarını oluşturduğu Arap olmayan Müslüman unsurlar için kullanılan bir tabirdir. Emeviler döneminde mevali grupları ikinci bir sınıf vatandaş görevi görmüştür. Bu rol doğrultuda Müslüman olmalarına rağmen mevalilerden yani arkadaşlar ne vergisi alınmıştır? Cizye. Aslında cizye vergisi arkadaşlar ne olacak dersek şundan bahsedeceksiniz. Yani gayrimüslimlerden alınan neydi bunlar? Vergiydi. Fakat bakın adamlar Müslüman olmasına rağmen bu adamlardan ben cizye vergileri almaya başlıyorum. Emeviler döneminde her ne kadar fetihler, topraklar çok genişletilmiş olsa da ırkçı anlayışa paralel şekillenen mevali politikası İslamiyet'in farklı milletler tarafından kolayca kabulünü noktasında olumsuz etki yaptığı gibi Emevi devletinde çabuk yıkılmasında önemli rol oynayacak. Bakın unutmayın burası bizim için önemli. Peki o zaman Türkler bu dönemde İslam'a kolay kolay geçmiş midir diye soracak olursak Türkler bu dönemde İslam'a çok kolay kolay ne yapmayacak geçmedi diyeceksiniz. Şimdi geldim arkadaşlar bir sorumuz var sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Emevi Devleti döneminde meydana gelen olumsuz bir iç gelişmedir diyor. A. Sıffin Savaşı, B. Hakem Olayı, C. Kerbela Olayı, D. Kadiks Savaşı, E. Puatya Savaşı. Şimdi açalım gidelim. Sıffin Savaşı arkadaşlar Hazreti Ali döneminde gerçekleşen bir savaş. Hakem Olayı yine Hazreti Ali döneminde gerçekleşen bir olay. Kerbela Olayı arkadaşlar ise Emeviler döneminde biliyorsunuz ki Yezid'in Hazreti Hüseyin'i pusuya düşürdüğü olay. Kadiks Savaşı arkadaşlar Avrupa'nın fethi için gerçekleştirilirken yine Puatya Savaşı da yine Avrupa'da gerçekleşiyor. Bana da soruyu da diyor ki Emevi Devleti döneminde meydana gelen olumsuz gelişmeyi sormuş. O yüzden de doğru cevabımızı C şıkkı Kerbela olayı olarak ne yapmaktayız değerli arkadaşlarım? Ele almaktasınız diyeceksiniz. Peki bu kadar ırkçı bir devlet kısa sürede neden yıkıldı? Sebepleri nelerdi? Bundan bahsedelim. Genişleyen sınırlar idare etmenin güçlenmesi. Yani aslında bir nevi merkezi neyiniz bozulacak sizin? Otoritenizin bozulması. Yine kozmopolitik bir demografik yapının egemen olması yani çok uluslu bir yapıya sahip olmanız. Yine daha önce söylediğimiz gibi sizin çok fazla arkadaşlar bu çalışmayı yapmanızla birlikte merkezi otoritenizin ne olması? Zayıflaması. Irkçı bir politika. Bakın hocan sorarsa yine bu ırkçı neyi sorar? Politikayı sorar. Peki biz buna ne diyecektik? Mevali politikasından dolayı
Arap olmayanların bu durumdan hoşnutsuz olması. Yine ırkçı anlayışa karşı ortaya çıkan arkadaşlar Şuabiye. Neyi diyeceksiniz? Akımının etkisi arkadaşlar. Memurlarda genelde üvey oğulları, yani Emevi soyunun arkadaşlar neye gelmesi, başa getirilmesinin sorun olması, yine Haşimoğullarının ve Şii gruplarının, yani aslında bir nevi Abbasi arkadaşlar soyunun yıkıcı faaliyetleri, yine Türk asıllı Ebu Müslim'in Horasan'da ayaklanması, yani aslında biz buna Şuabiye neyi diyeceksiniz akımı diye ele alacağız. Bunlar da işte neye sebep olacak değerli arkadaşlarım? Emevi devletinin yıkılmasına sebep olacak. Şimdi geldim biraz daha Endülüs Emevi'ye gelelim. Bakın Endülüs Emevi ile normal Emevi'yi karıştırmamanız lazım. Normal Emevi arkadaşlar Şam bölgesinde kurulurken, Endülüs Emeviler ise bugün Avrupa, yani İspanya diye adlandırdığım bölgede ne yapıldılar? Kurulmuşlardır. 1. Abdurrahman tarafından İspanya bölgesinde kurulacak. Arkadaşlar başkentleri neresidir dersem aklınıza neresi gelecek tabii ki arkadaşlar? Bugün güzel bir yer olan Kurtuba bölgesi ne yapsın? Gelsin. Önemli kültür merkezleri diye adlandırdığım arkadaşlar yerleri neresidir dersem Kurtuba ve neresidir? Granada bölgesi olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Şimdi Emevilere göre daha farklılık göstermekte bunlar. Niye, nasıl farklılık göstermekte? Bilim ve kültürde oldukça ilerleyecek bu adamlar ve Avrupa'da önce çalışmalar yapmış. Hatta dönemin papazları arkadaşlar eğitim almaya Endülüs Emevi'ye ne yapmışlardır? Gelmişlerdir diyeceksiniz değerli arkadaşlar. Şimdi Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasıyla İspanya'da bağımsız emirlikler ortaya çıkacak. İşte Murabbıtlar, Mahidiler, Beni Ahmer Devleti dönemleri yaşanmıştır. İspanya'daki son Müslüman devlet ise Beni Ahmer Devleti, başkenti ise Granada olarak ne yapılmakta bilinmekte. Hatta arkadaşlar bugün inşallah İspanya'ya gidip gezmiş fırsatınız olur. Burada Endülüs Emevilere ait El Hamra neyini göreceksiniz? Sarayı, en önemli eseri olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir diyeceğiz. Hatta bu dönemde Katolik Hristiyanları bu dönemde çok zulüm uyguladığı için 2. Beyazıt'tan yardım istemişler. 2. Beyazıt bunun üzerine burada yaşayan hem Yahudilere hem de Müslümanlara ne yapmıştır? Yardım etmiştir. Geldim Abbasiler dönemine. Bakın Abbasiler dönemi biraz daha arkadaşlar hoşgörülü bir yapıya sahip. Şimdi bakın Emevi Devleti yıkılıyor, yerine Abbasi Devleti kuruluyor. Yani aslında bir nevi isim neyine gidiyorsunuz? Değişikliğine gideceksiniz. Peki Abbasi Devleti nasıl bir yapıya sahiptir dersek hoşgörülü bir yapıya sahiptir diyeceksiniz. Peki nasıl bir hoşgörülü yapıya sahiptir? Yine arkadaşlar Haşimoğullarından kim tarafından kuruluyor? Ebul Abbas tarafından arkadaşlar ne yapılmıştır? Kurulmuştur diyeceğiz. O yüzden de devlet adını buradan alacak. Başkentleri yine değiştireceğiz. Bu sefer başkentimiz Şam değil. Neresi olacak? Bağdat şehri olacak. Yine arkadaşlar Halife Harun Reşit zamanı. Bakın Harun Reşit zamanı. En parlak dönemini yaşayacağız. Ve yine arkadaşlar bulmam gereken, bilmem gereken meşhur alacağız. Yani 1001 gece masalları bu döneme aittir. Bakın 1001 gece neyleri diyorsunuz, masalları bu döneme aittir. Şimdi ırkçı değil dedik, bakın biraz daha hoşgörülü bir yapıya sahip. O zaman siz hoşgörülü bir yapıyasanız da sahipsiniz. Türkler kademe kademe aslında neye geçmeye başlayacak Abbasiler döneminde? İslamiyet'e geçmeye başlayacak. Yani biz ırkçı değil, daha ılımlı bir siyaset güdülerek Türk ve Fars gibi çeşitli unsurları devlet kademelerinde görev vermeye başlayacaksınız. Bu kadar da hoşgörülü olursanız yine bu da devletin ne yapmasına sebep olacak? Zayıflamasına sebep oluyor. Devletin merkezi olan arkadaşlar Bağdat şehri bilim ve kültür merkezi anlamında çok önemli olan bir unsur olarak ne yapılmakta bilinmekte. Peki Türklerle Abbasiler arasındaki haşır neşirlik nasıl ortaya çıktı? Şimdi Türklerle olan ilişkileri şunlar. Şimdi bizim için dönüm noktası diye kabul edilen arkadaşlar 751 yılında Çinlilerle Abbasiler arasında gerçekleşen Talas Savaşı sonrasında Türklere giderek yakınlaşan Abbasiler ırkçı değil ılımlı bir siyaset güderek Türk unsurlara devlet kademelerinde görev vermeye başladılar. Yine Abbas halifesinin ikinci Abbas halifesi arkadaşlar Ebu Cafer El Mensur, yani aslında direkt hemen şöyle yazalım El Mensur diyelim. Zamanında Türkler Bizans sınırında ne olarak yapacaklar arkadaşlar?
Avasım adı verilen bir nevi sınır kentleri kurulacak. Yani niye sizce Türkleri arkadaşlar sınırlara yerleştirdim? Türklerin hangi özellikleri tabii ki özelliği ön planaydı. Aynı sizin gibi tabii ki Türklerin savaşçı arkadaşlar özelliği Avasım şehirlerinin kurulmasına sebep olacak. Anadolu şehirlerini yerleştirmiş ve valilik gibi bazı devlet görevlerine Türkler yavaş yavaş atanmaya başlayacaklar. Halife Mutasım zamanında Bağdat yakınlarında Türklere özel olarak da hangi şehir kuruluyor? Samara adı verdiğim arkadaşlar şehri ne yapmaya başlayacağız? Kurmaya başlayacaksınız. Şimdi geldiğim bir sorumuz var. Abbasilerin Türklere özel bir önem vermesinde, Türklere özel olarak Samara şehri kurmasında ve onları Avasım denilen sınır şehirlerine yerleştirmesinde rol oynayan temel etkenleri açıklayalım. Birincisi arkadaşlar Abbasilerin hoşgörülü bir neye sahip olması, yapıya sahip olması, daha sonrasında Türklerin hangi özelliğinin ön plana çıkması, savaşçı özelliğinin ön plana çıkması, işte Abbasilerin Türklere daha da çok yakınlaşmasına sebep olacak. Tabii ki bu kadar hoşgörülü bir yapıya sahip olursanız bu da devletin temellerini zaman içerisinde zayıflatmaya başlayacak. Ve nitekim Abbasi devleti arkadaşlar zayıflamasıyla birlikte Abbasi devletinde irili ufaklı tevail mülk adı verilen devletçikler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve Abbasilere kimler son vermiştir dersem de İlhanlılar. Yani kimler diyeceksiniz? Bir nevi aslında Moğollar Abbasilere son verecek. Kim tarafından peki? Hülagu arkadaşlar Han tarafından ne yapıldı? Son verildi diyoruz. Şimdi geldim Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinden arkadaşlar bahsedelim. Neler diyeceksiniz peki? Şunlardan bahsedeceğiz. Yani arkadaşlar kodunuzu Time diye kodlayacağız. Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerini bir kod olarak vereceğim sana. Tolunoğulları, Işidiler, Memlükler ve Eyyubiler olarak ne yapacağız? Ele alacağız. Ha hocam sana sıralamasını sorarsa 1'i koydum, 2'ye koydum, 3'ü koydum ve 4'ü ne yapacağız biz buraya? Yerleştireceksiniz. Şimdi geldim ilk devletimizden bahsedelim. Tolunoğullarından bahsedelim. Tolunoğulları arkadaşlar Mısır'da kurulan ilk Türk Müslüman arkadaşlar neyidir? Devletidir. Peki kurucusu kimdir dersek? Abbas devletinde önemli komutanlıklar ve valilikler yapmış olan arkadaşlar kim diyeceksiniz? Tolunoğlu arkadaşlar Ahmet bu dönemde önemli bizim neyimizdir? Kurucumuz olarak ne yapacağız? Biz bileceğiz. Şimdi bilmem gereken nokta ne? Mısır, Suriye ve Filistin bölgelerini egemen olacaklar. Abbas devletinin merkezi otoritesinin zayıflamasıyla ortaya çıkan irili ufaklı. Bakın daha yeni söylemiştim. Ne diyorduk peki biz buna değerli arkadaşlarım? Tevayel mülk devletleri olarak ne yapacaktık? Ele alacaktınız. Yani hemen şöyle söyleyelim. Mülk devletleri olarak ele alacaktık. Ünlü eseri nedir dersek? Bugün Mısır'a giderseniz arkadaşlar Tolunoğlu, hemen şuraya yazalım, yazamadım. Tolunoğlu ne diyeceğiz? Ahmet Camii en önemli eser olarak bilinmekte. Şimdi bazen ben buraya hemen bir anekdot da yerleştireceğim. Unutmuyorsunuz Maristan adı verilen hastane ve neyleri vardır? Eczaneleri vardır. Peki ben bunlarla ilgili nasıl bir yorum yapabilirim? Şimdi hastaneyi kim için yaparsın? Halkın için yaparsın. O zaman demek ki bunlar nasıl bir kafa yapısına sahiptir dersem sosyal devletçilik anlayışının ne yaptığını göreceğiz değerli arkadaşlarım. Geliştiğini ne yapacaksınız bunlar için söyleyeceğiz. Devletin zamanla zayıflayıp yıkılmasının sebebi nedir? Bakın ya nerede kurulmuşum? Mısır'da. O zaman demek ki bu coğrafyada yaşayanlar ne? Arap. Yöneticin ne kardeşim? Yönetici ise Türk. Bu da devletin arkadaşlar kısa sürede yıkılmasına ne yapacak? Sebep olacak. Kimler tarafından yıkılıyor dersek de tabii ki Abbasi devleti tarafından siyasi varlığına Tolunoğulları'nın son verildi diyoruz. Geldim Işidi yani diğer isimle Akşit arkadaşlar diyebileceğiz. Mısır'da kurulan ikinci Türk devletidir. Ve aynı zamanda da unutmayın kutsal topraklara yani Mekke ve Medine bölgesine hakim olan ilk Türk İslam devleti olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir diyoruz. Peki arkadaşlar kurucusu kimdir dersek? Tuçoğlu Muhammed diyoruz. Hemen şuraya bir Muhammed'i arkadaşlar yazalım. Şimdi geldim devam ettim.
Aynı zamanda bilmem gereken noktalardan bir tanesi, Mısır, Suriye, Filistin ve Hicaz bölgesine egemen oluyorlar. Abbas devletinin merkezi otoritesinin zayıflamasıyla ortaya çıkan arkadaşlar devlet yapıya ne dedik? Tevail mülk devletleri diye adlandırmıştık. Devletin zamanla zayıflayıp yıkılmasında yöneticileri Türk olmasına rağmen halkının farklı etnik unsurların oluşması etkili olacak. Daha önce söylemiştik arkadaşlar. Peki kimler tarafından yıkılmıştır dersek, Fatimiler tarafından ne yapıldı? Yıkıldı. Peki ben bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Neden arkadaşlar ben bunlara Ihşidiler dedik ama niye bir de Akşit dedik? Ak ve Şit dedik değil mi? Ak demek arkadaşlar biliyorsunuz beyaz. Şit demek ise güneş anlamına gelecek. Yani Abbasiler tarafından bunlara beyaz güneş lakabı ne yapılmıştır? Takıldı diyoruz. Şimdi geldim sorumuza bakalım. Abbas devletinin dağılması sürecinde ortaya çıkan ve Tevail mülk olarak anılan devletler hangileridir diye sorumuz geldi. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? Daha yine yazdık. Torunoğulları dedik. Ve kimler dedik? Ihşidiler. Ya da diğer isminle ne diyecektik? Akşidler olarak ne yapılmakta? Bilinmekteydi. Geldim Eyyubi devletine. Selahaddin Eyyubi. Yani Fatimi devletini yıkan Selahaddin arkadaşlar. Eyyubi bu dönemde devletin önemli kurucusu olarak bilinmekte. Kudüs'ü Haçlıların elinden almak gerekiyordu dedi Selahaddin Eyyubi. O yüzden de Kudüs'ü Haçlıların elinden Hıddin savaşıyla arkadaşlar ne yapacak? Geri alacak. Böylece 3. Haç seferine de ne yapmıştır? Sebep olacak ve yalnız Selahaddin Eyyubi ölmeden önce ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmış. Bu da devlette ne kavgalarına sebep olacak? Taht kavgalarına sebep olmuş ve Memlükler tarafından ne yapılmıştır? Yıkılmıştır. Hatta Selahaddin Eyyubi'nin güzel bir sözü var. Diyor ki Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim? Çünkü hem Müslümanlar için hem Yahudiler için hem de arkadaşlar Hristiyanlar için kutsal bir mabet olarak ne yapılmakta burası? Kabul edilmekte. Geldim Memlüklere ya da diğer isimli arkadaşlar aslında Kölemenler diyeceğiz. Çünkü bunlar Eyyubilerde paralı ne yapmışlardır? Askerlik yapacaklar. Peki Memlük devletinin kurucusu kimdir dersek aklınıza? Aybek olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Çin ve Bizans devletlerinde olduğu gibi her güçlü komutanın başa geçme hakkına sahip oluyor. Ha, o zaman değerli arkadaşlar diğer Türk İslam devletleri ve ilk Türk devletlerindeki veraset anlayışının farklı bir yanındalar. Yani bakın onlarda hanedanlık anlayışı var. Bunda da her emirin başa geçme isteği var. Bundan dolayı da zaman zaman arkadaşlar çok farklı hanedanlar ne yapacak Memlükleri yönetmiştir diyorsunuz. Peki Memlüklerin en önemli hükümdarları kimdi peki diye sana soru gelirse aklınıza arkadaşlar ünlü Sultan Baybars arkadaşlar en önemli hükümdarlar olarak ne yapılmakta bilinmekte. Şimdi Moğolları yenen ilk Müslüman Türk hükümdarı olmuştur. Peki hangi savaşta yenmiştir dersek aynı Calut savaşıyla ne yaptım ben arkadaşlarım Moğolları yendim ve Moğolların batıya ilerleyişini durdurduk diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Geldim Moğollar İlhanlı Devleti'nin Abbas Devleti'ni yıkmasından sonra Abbas Halefesi'ni himaye eden devlet kim olacak? Tabii ki Memlükler olmuştur ve Memlükler arkadaşlar himaye ederek hangi makamı kullanıyorlar? Halifelik makamını ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Fakat Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren arkadaşlar bizim neyimiz gerilmeye başlayacak? Aramızın gerilmeye başladığını göreceğiz. İkinci Beyazıt döneminde ise Cem Sultan'ın Memlüklere sığınması ve daha sonrasında Beyazıt'ın tahttan indirilerek Selim'in başa geçmesiyle birlikte Memlüklerle olan ilişkilerimiz daha da çok gerilmeye başlayacak. Ve bunun üzerine Yavuz Sultan Selim arkadaşlar iki tane sefer düzenleyecek. Şimdi ne peki dersek bunlardan birisini arkadaşlar Mercidabık. Bakın birisine Mercidabık. Diğerine de ne diyeceksiniz? Ridaniye diyeceğim. Bu savaşlar sonrasında değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti Memlük Devleti'ni yıkmış ve halifelik makamı kimin eline geçmiştir? Osmanlı'nın eline geçecek ve Osmanlı'nın eline geçmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin ilk halifesi Yavuz Sultan Selim olurken kutsal hazinelerde nereye getiriliyor? İstanbul'a getirilmiştir. Ve böylece Osmanlı Devleti teokratik bir devlet yapısına kavuşurken Memlük Devleti ise tarih sahnesinden
çekilecektir değerli arkadaşlarım. Biz bugün İslam devletlerini gördük. Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerini ele aldık değerli arkadaşlarım. Her zaman yaptığımız gibi şimdi size mükemmel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.